merhabalar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bugün sizlerle Asır Suresini ele almayı düşünüyoruz. Üç ayetlik bir sure, kısa bir sure ama manası müthiş. Her gün, her bir araya gelmelerimizde mutlaka belki okuyabileceğimiz bir sure. Zaten öyle nakledilir. Sahabiler bir araya geldikleri zaman peygamberin arkadaşları, bu sureyi okumadan, birbirleriyle selamlaşmadan ayrılmazlar imiş. Esselamu Aleyküm dedi. Bir araya geldi Mus'ab bir başka sahabi ile. Aleyküm selam dedi. Bu süreyi okudu ve öyle ayrılırlar imiş. Öyle olduğu nakledilir. Nitekim İmam Şafi öyle der. Başka hiçbir ayet inmese sadece bu asır suresi insanlık için, kurtuluşu için, hidayeti için yeterlidir demiştir. Gerçekten başka hiçbir ayet inmese asır suresi bu anlamda yeterlidir denmiştir. Gerçekten de öyle. Nitekim şair Mehmet Akif'in sözlerini sizlerle paylaşmak isterim. Şiirinde, safahatında yer alır. Halık'ın Namütenahi tenahi adı var. En başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılarım derlerken mutlaka süreyi vel asr okurmuş. Bu neden? Çünkü meknun yani gizli o büyük sürede esrarı felah. Yani kurtuluşun sırları bu surede gizli. Başta imanı hakiki geliyor, sonra salah. Yani hakiki bir iman, sonra işte salih amel, sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık. Dördü birleşti mi sana yoktur artık hüsran artık, sana yoktur hüsran artık diye şair Mehmet Akif'in de söylediği bu sure. İsterseniz bir ayetin maalini okuyalım, akabinde üzerinde Konuşmaya başlayalım. Bismillah. Vel asr. Inn insane l husr. husur. Illa l ve âmilu ve tavasal bil-hak ve tavasal bil-sabr. Asra yemin olsun ki, asra şahit olsun ki, andolsun ki zamana insan gerçekten ziyan içerisindedir. İnnel insane lefi husr. husur. Ancak İman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler hüsrana uğrayacak olan bu gruptan değildir. Değerli dostlar, Rabbimiz asra yemin ediyor, zamana yemin ediyor. Zaman nedir? Ayet-i kerimede asır tabiri geçer. Asrın birçok anlamı üzerinde durulmuştur. Asır nedir? Ortalama bir insan ömrüdür. Yani, 70 yıllık, 100 yıllık biz asrı, 100 yıllık zamana asır diyoruz ya. Belki bu da bu anlamda belki buradan e, o anlama varılmıştır. 100 yıllık bir zaman, ortalama bir insan ömrüne and olsun ki ya da ne olabilir? Asr? Asır. Asır asrı saadet. Yani peygamberin yaşamış olduğu o mutluluk asrı olan o zaman dilimine belki işaret etmiş olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde mesela Peygamberimizin ömrüne yemin edilir. Le amur ke innehum lefi sekte dihim ya Senin ömrüne and olsun ki onlar bir sarhoşluk içerisinde bocalayıp durmaktadırlar diye geçer. Bir başka ayet-i kerimede e, peygamberin yaşamış olduğu Mekke'ye yemin edilir. Ve ente hillun bihazel belet. Senin bulunduğun İkamet ettiğim bu yere and olsun ki diye peygamberin yaşadığı o Mekke'ye yemin edilir. Yaşadığı Mekke'ye, onun ömrüne, onun yaşadığı asrada belki yemin edilmiş olabilir. Ya da asır ne olabilir? Asır biliyorsunuz ikindi vakti dediğimiz güneşin zevale yani öğle namazının vakti bittikten sonra başlayan her şeyin gölgesinin bir misli ya da iki misli olması zamanından başlayıp güneşin batmasına kadarlık zaman dilimine asır demekteyiz. Bu ana ait de bir namaz var. Bu namaz hangi namaz? İkindi namazı. Yani kılmamız gereken bir namaz. Gerçi bu ayetler indiği zaman ikindi namazı yoktu. Onun için bu, bunun kastedilmiş olması biraz uzak bir ihtimal ama şu da var. Bu namazla alakalı Kur'an-ı Kerim'in enteresan ayetlerde namazın korunması konusunda biz ikaz ediliriz. Ama özellikle ikindi namazına bir vurgu vardır. Hafizu alas ve salatil vusta. Namazları vaktinde kılmak suretiyle namazlara korumaya çalışın, koruyun. Ama özellikle orta namazı koruyun. Özellikle ona dikkat edin denmekte. Orta namaz derken Salatul Vusta hiye Salatul Asr diye sahabilerden, Ayşe validemizden, Hafsa validemizden, Hazreti Ali Efendimiz'den bu noktada açıklamalar gelmiştir. Yani Salatul Vusta'dan kastın, kastın ikindi namazı olduğu da söylenmiştir. Peygamberimizin mesela çok nadirattan olarak o kafirlere bile o noktada beddua ettiğini bilmekteyiz. Ettiği beddualardan birisi de bununla alakalı olmuş. Bir savaşa sahabeleriyle beraber giderken ikindi namazını işte Beni Kureyza mevkiinde, mahallinde kılacağız diye sahabelerine öyle talimat vermiş. Kendisi de o şekilde orada kılmaya niyet etmiş ama yolculuk esnasında ikindi namazı geçmiştir. Ve şegaluna an asr bizi ikindi namazından alıkoydular diyerek Efendimiz Aleyhisselam onlar için kabirlerinin ateşle dolması konusunda beddua ettiğini bilmekteyiz. Onun için ikindi namazı önemli. Bu anlamda kıymetli. Belki buna yemin edilmiş olabilir ama ayetin indiği esnada ikindi namazı daha emredilmemiş olduğu için biraz bu anlam uzak durmaktadır. Ama ülema, müfessirler bunların her birine işaret ederek belki de bu mana düşünülebilir demiştir. Belki en makbul olabilecek, tercih edilebilecek olan yani su gibi akıp giden insan ömrüne burada e, yemin edilmekte. Ya insanlar hoyratça kullanıyor. Değerini bilmiyoruz, bize ayrılan zamanın kıymetini bilmiyoruz. Gerçekten değerli dostlar, bu anlamda çok önemli. Hani hadiste der ya İğtenim hamsen, kabla hamsin. Beş şey gelmeden beş şeyi iyi değerlendir. Yani nedir bu? Hayateke kabla mevtik, ölmeden önce hayatını iyi değerlendir. Vesi hatıke kabla heramik, yani hastalanmadan önce sağlığını, ihtiyarlık vakti gelmeden gençliğini, boş vakit varken yani meşguliyet vakti gelmeden boş vaktini iyi değerlendir diye hadislerde de ifade edilir. Bu anlamda bize ayrılan bir süre var. Ömür saati terse doğru işlemektedir. Size bir süre ayrılmış. Bu süre belki 10 gün kaldı, belki 1 yıl kaldı, belki belki 10 sene kaldı ama sonuçta bitmektedir. Ömür takvimi her gün bir sayfa oradan düşmektedir. Yaprak Yok olmaktadır. Bu bilinçle hareket etmek lazım. Az önce de ifade ettiğim üzere hani e, Fahrettin Razi için aktarılır. E, Fahrettin Razi'nin ben diyor bu ayeti kerimeyi e, çarşıda buz satan bir adamın halinden öğrendim diyor. Ne diyor adam? Şöyle diyormuş. E, buz satan adam sermayesi tükenmekte olan adama yardım ediniz. Benden buz alınız, satın alınız diyor. Demek ki gitgide sermaye erimekte, buzu erimekte güneşin tam tepeden vurduğu o esnada sürekli zarara doğru giden adam diyor ki satın alın ki bana yardım edin. Aslında bu bizim için çok manidar bir şey değerli dostlar. Yaratıcı bizi ikaz ediyor. Yani her birinize ben bir ömür verdim. Vermiş olduğum bu ömrü dost doğru değerlendirin. Kıymetini bilin, anın kıymetini bilin. Yani öyle derler ya, Bugünün işini yarına bıra bırakanlar bilmezler mi ki? Dün de bugünlerin yarınlarıydı. Yani dün yarın yaparız dedik, bugün de yarın diyoruz. Sürekli böyle erteleme, erteleme. Bu erteleme hiç hoş değil. Rabbimiz buna işaret buyuruyor belki de. İman etmek için gecikmeyin ey Mekkeli kafirler, Mekkeliler. Anlamı da düşünülebilir. Kaynaklarda görüyoruz bir kabile. Gidelim şu Muhammed'e iman edelim. Bir mesajını dinleyelim. Nelerden bahsediyormuş bir belki kabul ederiz, belki kabul etmesek döneriz anlamında. Ee, böyle bir araya gelmişler karar veriyorlar. Birisi diyor ki ben bu yıl gitmek istemiyorum. Seniye fırsat bulursam haç zamanı giderim o zaman dinlerim diyor ve o zaman gelmeden bu kişinin öldüğü nakledilir. Yani iman etmek için de gecikmemeli, İslam'ın emirlerini yapmak, yaşamak için de aslında gecikmemeli ayette bunları hepsini belki mündemiş bir mana var. Asra yemin olsun ki innel insane lefi husr. İnsan husrandadır. Yani ziyandadır. Ziyan eder insan. Ziyandadır. Daima zarardadır. Bundan kurtulmanın tabii ki yolu nedir? İllezine İlle amun. İman etmekten geçer ziyandan kurtulmak. Başka illezine İlle amunu ve amilu salihat. Salih ameller işlemek, erdemli mümin olmak, insan olmaktan geçer. Başka ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır. Demek ki dört madde var burada. Akif'in de az önce şiirini birlikte terönüm ettik. Orada da ifade edildiği üzere ne diyordu? Çünkü meknun o büyük surede esrarı felah. O surede felah olmanın kurtuluşa ermenin sırları gizlidir. Başta imanı hakiki geliyor. Sonra salah. Sonra hak, sonra sebat. Yani dayanmak, direnmek. İşte kuzum insanlık dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık. Dediği gibi dört tane kurtuluşun reçetesi bize ifade ediliyor. Önce iman. İyi bir iman olacak. İman da yaratıcının bizden istediği gibi olacak. Yoksa ben de inandım diyerek Tanrı'yı kabul etmiş olmak yetmez. Tanrı'nın, yaratıcının, evrenin sahibinin senden istediği günlük yapacakların var, dikkat etmen gereken şeyler var, yasaklar var, helaller var, haramlar var. Bu hududa riayet etmek durumundasın. Kurallara riayet etmek durumundasın. Önce iyi bir iman geliyor kurtuluş için. Hani Müminin Suresinin başında 11 ayetlik yerde de kurtulan müminlerin, cennete girecek müminlerin vasıfları sayılır ya, bakın orada da başka bir örnekleme var. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler gerçekten kurtulmuştur. Ya Rabbi nedir onların özellikleri? Söyler misiniz bize? dediğimizde adeta bunu Rabbimize böyle o dille, o eda ile baktığımızda Mevla bize cevap veriyor. اَلَّذِنِهُمْ ف۪ي salatihim خَاشِعُونَ Namazlarında huşuludurlar. اَنِ اللَّهُ وِمُورِدُونَ Boş işlerden yüz çevirirler. Demek ki lüzumsuz, boş. Bu haram da boştur. Günahın, günahın her biri boştur. Boşa vakit harcamak da tabii ki bunun içerisine girer. Biz zekati failun zekatlarını verirler. Li furucihim hafizun ırzlarını korurlar. Ala salavatihim yuhafizun namazlarını vaktinde kılmak suretiyle ona dikkat gösterirler. Li emanatihim ve ahdihim raun emanetlerini ve sözlerine riayet ederler. Söz verdiyse sözüne dikkat eder. İşte bütün bunları sayıyor. Yaratıcı diyor ki: Ula iki humul varisun. Onlar cennete varis olacak kimselerdir." Demek ki kurtuluşun orada da başka bir boyutu ele alınır. Mesela size misal vereyim sevgili dostlar. Hüsrana uğrayacakları da yaratıcı misal verir. Kef suresinin sonlarında geçer. "Kul hel nüne bi ukum bil ahserine amala." Amel açısından insanların en çok Hüsrana uğrayacak olanlarını, ziyan edecek olanlarını size söyleyeyim mi? Ya Rabbi söyle. Onları bize Kur'an-ı Kerim anlatırken اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ fil الْحَيَاةِ dünya Dünya hayatında yaptıkları amelleri boşa gitmiş olanlardır. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ suna. Onlar iyi şeyler yaptıklarını zannediyorlar ama aslında onların yaptıkları boşa gitmiştir. Bu ne demek? Bu şu demek... Allah'ın istediği gibi eğer şayet iyi bir kul olmazsanız, Allah'ın emirlerine bağlılık yolunda siz bir şeyler yapmaya çalışsanız da, hayatınızda şirk varsa bunlar Allah katında şirkle birlikte yapılan ameller asla kabul olmaz. Mekkeli kafirler Kabe'yi imar ettiklerini, Mekke'ye gelen hacıları suladıklarını, onları ağırladıklarını söyleyerek Bunlarla alakalı biz de canım bir şeyler yapıyoruz diyorlardı. Rabbimiz bununla alakalı onları ikaz ederken ma lil müşrikine en ya'muru mesacidallah şahidin ala enfusihim bil kuf diyerek tövbe suresinde kendi kendilerinin küfrüne tanıklık etmiş oldukları halde şirk içerisinde bir hayat yaşamışlarken tutup da Kabe'yi imar etmeyi, hacıları doyurmayı, yedirmeyi, içirmeyi güzel bir amel noktasında öne sürmelerinin hiçbir Allah katında değeri yoktur. Habidat <laughs> amaluhum onların ameli boşa gitmiştir. İman olmayınca sevgili dostlar, imanın olmaması karşısında iyiliklerin Allah katında bir değeri yok. Onun için yaratıcı kurtuluşun birinci mertebesi olarak önce iyi bir iman diyor. İlleladini <laughs> amanu ancak kurtulmuş iman kurtulmuşların ancak birinci özelliği nedir? İman etmiş olmak. Peki arkasından ve amilus salihat. Salih ameller de Allah'ın istediği gibi olacak. Mevla'nın bizden istediği gibi olacak. Tabi burada belki uzatılabilir de şunu söyleyeyim size. İman Allah'ın istediği gibi olması gerektiğini demin ifade etmiştim. Yani mümin olmak, iman etmiş olmak. Mesela imanınızda şüphe olmayacak. İmanınızda şüphe olmayacak. İman esaslarının tümünü kabul edeceksiniz. İman yeis halinde bir iman olmayacak mesela. Yani ölürken inanmış. Mesela Kur'an-ı Kerim bize söyler. Firavun'un imanından bahseder. Hz. Musa'nın peşine takıldı. Arkasından geldi. Denizin tam ortasına gelince Musa aleyhisselam ve İsrailoğullarının o iman eden insanlar için açılmış olan o yollar kapandı. Firavun tam boğulacak. اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ gark olacağını, boğulacağını anladı. Kale <laughs> ben inandım dedi. Bakın, inandım diyor. Neye inandım? La ilahe illa lezi amenet bihi benü İsrail. İsrailoğulların inandı Allah, ben de inandım. Ve en müslimin, ben müslümanlardanım diyor. Ama Allah diyor ki Rabbimiz, el şimdi mi aklın başına geldi? Sıkıştın, tam öleceksin. Ben inandım İsrailoğullarının inandığı Allah'a, Musa'nın Allah'ına ben de inandım. Yaratıcı böyle bir imanı kabul etmemektedir. Onun için felem yekü yenfeuhum imanuhum lamma rau be'sena Mümin suresinin son ayetlerinde geçer. Be'simizi yani azabımızı gördükleri andaki imanları onlara fayda vermedi der. Onun için iman yani zamanında inanmak lazım. Ölüm anında değil. Tam sıkıştık, yok olmak üzereyiz değil. Halimiz, sağlığımız, her şeyimiz yerinde. İşte bugün, işte şu an Allah'ın istediği gibi bir mümin olmalısın. Yarınlara bu işi erteleme yoluna asla gitmemelisin. Bakınız bizim akayet kitaplarımızda geçer. Bir kişi size gelse, dese ki ben iman etmek istiyorum. Siz de deseniz ki, tamam sana yardımcı olayım ama şimdi işim var, haftaya gel. Olmaz kardeşim o esnada onun İslam'a girmesi için ne gerekiyorsa yapacaksın. Yardım edeceksin. Kitapsa kitap, açıklama ise açıklama. Bilgin yoksa bir bilenin yanına götürerek o kimsenin hidayete ermesi için u ulaşacaksın. Uğraşacaksın, çabalayacaksın. Onun bir hafta sonrasına kadar ömrünün olup olmadığını bilmiyorsun ki. Onun için bu önemli. Demek ki kurtuluşa ermenin birinci şartı iyi bir iman. Arkasından da salih amel geliyor. Salih amel de işte iyiliklerdir, güzel amellerdir, güzel eylemlerdir sevgili dostlar. Bu ayetlerin indiği esnada belki namaz yoktu, belki zekat daha emredilmemişti, belki oluç yoktu ama ahlaki özellikler açısından davranışlarıyla başkalarını incitmeyen, hırsızlık gibi bir takım kötü huylardan uzak duran bütün bu eylemler salih amel kapsamı içerisine girebilecek özelliklerdir. Salih amel ayrı bir başlık. O konu üzerinde sonraki çalış şeyimizde inşallah programlarda sizleri inşallah bilgilendirmeye çalışırız. İman arkasından salih amel. Bu da yetmiyor demek ki. Arkasından diyor ki Rabbimiz etevasav bil hak. Hakkı anlatmak, tavsiye etmek lazım. Hak nedir? Hak dinin kendisi haktır zaten. Kul ca'al hakku. Hak geldi, batıl zail oldu diyor Kur'an-ı Kerim. Ve kulil hakku min rabbikum. Rabbinizden hak geldi, din geldi, İslam geldi. Bu noktada peygamber de hakkın içerisindedir, Kur'an da hakkın içerisindedir. Dinin bütün değerleri de hakkı temsil eder. Onun için hakkı insanlara anlatmak lazım. Beni ilgilendirmez olmaz. Münasip bir üslupla, münasip bir dille tabii ki işin uzmanı yapacak kaş yapayım derken göz çıkartacak tipten bir insan olmayacak. Bu noktada ne yapmamız bizden isteniyor? Hakkı insanlara anlatmak, ikaz etmek, uyarmak bizden isteniyor. İşte bu iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek kapsamında, çerçevesinde daha sonradan bu vazifeyi ümmet içerisinden bir grubun yapmasını Rabbimiz Alimran suresinin 104. ayeti diye hatırlıyorum. Orada şöyle geçer. Vel tekum minkum ümmetun yed'un ila'l hayr ve bil ma'ruf ve yanhauna ani'l münker ve ulaihumul muflihun. İçinizden insanlara iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir cemaat bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erecek olanlardır. Bakın orada da kurtuluşa ermenin yolunun buradan geçtiği izah edilmiş olmaktadır. Duyarlı kişi olmamız, duyarlı mümin olmamız bizden isteniyor. Sadece siz değil cennete girecek, başkalarının da gitmesi için, girmesi için onların da elinden tutmamız bizden isteniyor. Ayette kurtuluşun bu yoldan geçtiği bize bize uyarı olarak bildirilmekte. İyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek diyebiliriz. Hani hadisi hatırlarsınız. Sizden biri bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle defetsin. Yapamam ki ben. Diliyle defesin, diliyle anlatsın, uyarsın. Onu da yapamazsa kalbiyle buğzetsin diye. Ve imanın en zayıf hali budur diye. Yani ya Rabbi ben bu kardeşimin yaptığı bu davranıştan, bu yanlıştan ben bereyim. Ben bunu kabul etmiyorum. İkaz ettim, uyardım ya da yapamadım. Ortam uygun değildi. Gibi gibi bir takım gerekçelerle yani en azından gönlünüzden, bu halin uygun olmadığını en azından gönlünüzden geçirmek durumundasınız, bunu ifade eder. Bakınız sevgili dostlar, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde sizin durumunuz bir gemide giden insanların durumu gibidir diye geçer. Geminin kamera kısmında oturanlar var, oraya yerleşmişler. Bir kısmı da güverte kısmında üstünde gidiyorlar. Şimdi yukarıdakiler e, aşağıdakilerin su ihtiyacını gideriyorlarmış. Aşağıdakiler su ihtiyacı olduğu zaman yukarıdakilere söylüyorlar. Onlar da onların yardımı için su, suyu aşağı indiriyorlarmış. Daha sonradan bunlar demişler ki aşağıda o geminin alt kısmında olanlar. Ya ne diye onlara ikide bir gidip onları rahatsız edelim ki? Şuradan bir delik delelim geminin altından. Oradan su ihtiyacımızı görürüz demişler. Peygamberimiz buyuruyor ki, Eğer şayet, eğer şayet, yukarıdakiler, aşağıdakilerin bu hareketine engel olmazlarsa gemi batar, hepsi helak olur, yok olur gider. Onun için bir gemide giden insanlar gibi bizler de bir aileyiz Müslümanlar olarak bu noktada. Rabbimiz kurtuluşun reçetesini bize bu şekliyle veriyor. Mutlaka biz bu noktada duyarlı müminler olmak durumundayız. Elbette ki bu yol zordur. Bazı kötü sözler duyacaksınız ikazlar. Sana ne diyecekler size? Sana ne diyen kimseye karşı ben sadece yani bir mümin olarak, sizi seven bir kardeşiniz olarak bu noktada sizdeki bu ayıbın, bu yanlışın, bu uygun olmayan halin düzeltilmesi için bir ikaz noktasında bunu yaptım diyerek tabii çok kırıcı olmadan Allah için bu görevi, bu işi yaptığını hatırlatarak lisan-ı münasiple bunu yerine getirmek durumundayız. Size bir şey örnek olarak bununla alakalı aktarmak isterim. En'am suresi, yok affedersiniz, Arap suresinde yer alır. Cumartesi yasağını delen, Yahudilerden sahil şeridinde yaşayan bir kasaba ile alakalı bir durum anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Kasaba insanları Yahudidir. Biliyorsunuz Yahudilerde cumartesi gün av yapmak yasaktır. Av yapanlar var. Bunlara ses çıkartmayanlar var. Bir de bunların yaptığının yanlış olduğunu onlara ikaz noktasında söyleyenler var. Kur'an bunların üçüne de o ayet-i kerimede yer vermiş olmaktadır. Şimdi cumartesi günü balıklar imtihanın bir parçası olarak böyle öbek öbek sahil şeridine gelmektedir. O insanlar da balıkları havuzlara, göletlere almakta. Yani balıkları yemiyorlar güya o gün. Balıklar ama kenarda tutuyorlar kumla, toprakla, setler oluşturarak onları orada o haznelerde oluşturdukları göletlerde tutmaktalar. Pazar gün balıkların icabına bakmaktalar. Bu, bu avı yapan, av yasağını delen insanlara karşı duyarlı olan müminler, Yahudi olanlar diyorlar ki sizler yanlış yapıyorsunuz. Allah'ın emrini çiğniyorsunuz çünkü bu yaptığınız yanlıştır. Yani Cumartesi gün siz balığı avladınız, pazar gün siz onu yemiş oldunuz. Sonuçta aynı şeyi yapıyorsunuz. Diğerleri de diyor ki ya bunlarla ne diye uğraşıyorsun? Bunlar zaten helak edilecek bir toplum. Allah belalarını verecektir. Siz ne diye bunlarla uğraşıyorsunuz diye diğerleri de onlara karşı uyarmalarından dolayı bunları uyarıyorlar. Onları av yasağını delenlere uyarmaları gerekirken bunu yapıyorlar. Ayetin devamı çok manidardır. Diyorlar ki, biz Rabbimize karşı bir mazeret olsun diye onları ikaz edip uyarmaktayız. Kalu mazireten ila rabbikum ve la lahum Belki sakınırlar. Bizim uyarılarımız işe yarar diye bunu yapıyoruz diye onlar da onları uyarıyor. Ayetin devamında şu geçer. Felem ma su ma zikru Hatırlatıldıkları şeyleri onlar unutunca biz de ikazı yapan, uyarıyı yapan kimseleri kurtardık. Diğerlerini onları cezalandırdık diye ayetin devamı o şekilde biter. Onun için sevgili dostlar, Rabımız bizi bu ayeti i kerimelerde bu noktada da uyarmakta. Ta elbette ki bunun zor bir iş olmasından dolayı da buna karşı dirençli, sabırlı olmamız gerektiğini bize bildirmekte. Tabi sabır deyince, sabrın üç anlamını göz önüne almanızı sizden rica ederim bir kardeşiniz olarak. İyilikleri yapmaya dayanmak bir sabrın çeşididir. Kötülükleri yapmamak sabrın bir diğer çeşididir. Bir de başımıza gelen bela ve sıkıntılar karşısında. Hastalıktır, fakirliktir, yokluktur, sıkıntıdır. Ne bileyim buna benzer bir takım sıkıntılar karşısında da dayanabilmek de sabrın bir başka çeşidine girmiş olmakta. Bu ayeti kerimedeki sabır yani hak yolunun yolcusu olarak... Hak davetini insanlara duyurucu olarak elimden gelen gayreti ben yapıyorum. Elbette ki bu zor iş. Geceni gündüzüne katacaksın, çabalayacaksın, üşenmeyeceksin. Mutlaka bir hedefe varma çabası içerisinde olacaksın ki Yaratıcı Kurtuluşu erenlerin bunlar olduğunu ifade etmiş olmaktadır. Evet, özel toparlayacak olursak sevgili dostlar. Rabbimiz asra yemin ediyor. Su gibi akan bir ömre yemin ediyor. Bir zaman dilimini hoyratça kullanmaksızın bize ayrılan süreyi güzelce değerlendirmemiz noktasında zamana yemin buyuruyor. Ve arkasından insanlığın, insan olarak, varlık olarak insan cinsinin tümünün helake doğru gittiğini, hüsrana uğrayacağını, bundan kurtulmanın imandan geçtiğini yetmedi. Salih amel işlemek gerektiğini, yetmedi hakkı tavsiye etmemiz gerektiğini, yetmedi buna karşı da dirençli, dayanıklı olmamız gerektiğini Rabbimiz bizden istemiş olmaktadır. Bunun benzerini biz başka surelerde de görürüz. Beled suresinde de Akabe'den bahsedecektir Rabbimiz. Sarp yokuşu, cennete varılacak, kurtuluşa erilecek yokuşun o sarp yokuşun çıkılmasıyla gerçekleşeceğini. Anlatır Rabbimiz orada bildirir işte köle azat etmek, darlık ve zorluk zamanlarında fakir miskini yedirmek onlardan örnekler verilir. Arkasından insanlara merhameti tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmekten misaller verilir. Demek ki şefkatle muamele etmek de kurtuluşa varmanın, akabeyi aşmanın, sarp yokuşu çıkmanın misallerinden olarak orada da böyle misallendirilir. İnşallah bundan sonraki derslerimizde, programlarımızda buna da işaret edeceğiz. Rabbim bizleri kurtuluşa erenlerden, Allah'ın istediği gibi güzelce bir iman, arkasından salih ameller ve hakkı anlatan, bu yolda didinen, direnen, dayanıklı olan o davetçi müminlerden de eylesin diyoruz. Ve programımız burada sona erdi. Bize ayrılan süre noktasında bu kadarla yetinmiş olmaktayız. Bir başka programda Sevgili dostlar, Kur'an dostları sizlerle yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.